diliyorum. Teşekkürler, sağolunuz. Şimdi siz bir tweet attınız, hatta tarih verdiniz. Dediniz ki ben bu duyumları alıyorum sonrasında verdiğiniz röportajda. 29 Ekim 2023'te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek dediniz. Sonra deyim yerindeyse bilmiyorum Barış doğru mu yer yerinden. Oyunu da herkes evet. Bir açıklama geliyor mu gelmiyor mu diye. Çünkü Müslüm Bey siz yokken konuştuk bunu. Ben iki kere cezaevine girdim ve iki seneye evet. Kaldım. Ve orada bilirim yani bu af meselesini içeridekiler takip eder, aileleri takip eder, birçok tanıdık takip eder. Bu Türkiye'nin en önemli gündemi haline gelir. Aslında farkında olmadan iki kelimelik bir mesele. Evet. Siz bize önce şunu söyler misiniz? Ne biliyoruz bu konuda? Yani bu bir sizin şeyiniz değil anladığımız kadarıyla. Hülyanız değil sadece bir somut bilginiz de var bu konuyla ilgili. Onları bize anlatır mısınız önce? Evet, iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Şimdi mecliste kütüphanede çalışırken bir AK Parti milletvekili meslektaşım sayılacak bir arkadaşımla karşılaştım. Ya ne oluyor falan, bu af ne oldu? Özellikle ben siyasi tutuklu ve hükümler üstüne yoğunlaşıyorum. Bir de siyasi tutuklu, yaşlı ve hasta tutuklu ve hükümlüler var. Ne yapıyorsunuz ya bu konuda, niye bir çalışma yapmıyorsunuz dedim. Dedi ki ya çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma bir genel af şeklinde olacak. Dedim ki ya bu 29 Ekim iyi bir tarih değil mi? Nereden biliyorsun dedi. Sen de çalışmadan bilgin mi var dedi. Dedim ki ben sadece 29 Ekim'i Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında işte bazı sorunları çözmek, toplumsal barışı inşa etmek üzere kafamda oluşturduğum bir tarihti. Vallahi dedi doğru söylüyorsun dedi. 29 Ekim'e yetiştirilecek. Daha doğrusu yürürlük tarihi 29 Ekim 2023 olacak şekilde bir genel af yasası meclisten geçirilecek. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, veriler toplanıyor, cezaevindeki mevcut durum çıkartılıyor, siyasi ve tutuklu hükümlere ilişkinde bir çalışma var. Ama bu genelde siyaset kurumlarının bir uzlaşmayı gerektiren bir hususu olacağını da arkadaş bildirdi. Ve hızlıca hadi görüşürüz dedi. Bunun üzerine zaten toplumsal bir ihtiyaç biliyorsunuz bu. Toplumsal barışı bu ülkede inşa etmek zorundayız. Ben size bir rakam vereyim. Bilmiyorum sizin bu güncel rakamlar elinizde var mı? Arkadaşlar şu 1.6.2023 tarihiyle şu anda 317.926 kişi var tutuklu ve hükümlü sayısı. Bu resmi web sitesinden aldım Adalet Bakanlığı'nın. 12.518 kadın ve 970 çocuk var. Tutuklu sayısı ise arkadaşlar 39.646 ve 1570 de çocuk var bu arada tutuklular arasında. Yani şunu söylemek istiyorum, bu rakamlar çok büyük rakamlar. Demokratik ülkelerde görülebilecek rakamlar değil bunlar. Bu suçlar niye bu kadar işlendi? Suça teşvik etme koşulları nedir? Yani ülke gündemi, siyasi ve ekonomik bunalım bu ülkede bu insanlara bu kadar suç işletiyorsa ciddi ciddi sorgulayıp yeni bir sayfa açmak zorundayız. Bu da genel afla mümkün olabilir. Benim tüm açıklamalarım ve hassasiyetim bu yöndeydi. Bir de şuna işaret etmek isterim. Biliyorsunuz af meselesi insanlık tarihiyle eşit bir şekilde sürekli gündeme gelen bir konu. Psikoloji ilgilendiriyor, dini ilgilendiriyor, felsefeyi ilgilendiriyor, siyaseti ilgilendiriyor ve sonuç olarak hukuki bir konuya dönüşüyor. Bu ülkenin en temel meselesi haline gelmiş bir meseleyi bizim çözmemiz gerekiyor. Bu da bir genel afla yeni bir sayfa açma anlamında gerçekleşir diye böyle bir tweet paylaşmıştım ve çok da ilginç bir durumla karşılaştım. Bana özelden çok yazdı, hatta telefonlarım çok meşgul oldu bu sürede. Toplumsal bir mutabakat da görüyorum ben aslında. Toplumun tüm kesimlerinde, tüm siyaset kurumlarında bir mutabakat var. Yani genel afı ilan edelim, bu genel af çıksın. Bu insanları tekrar toplumsal yaşama katalım. Çünkü cezaevinde çok etkin siyasetçiler, yetkin siyasetçiler var. Türkiye toplumsal pratiğini ve hayatını değiştirecek, siyaset üretecek, bu yeni zeminler yaratabilecek insanlar söz konusu. Düşünce suçluları var. Bunları tekrar bizim toplumsal hayata katmamız lazım diye düşünüyorum. Peki siz o görüşmeden bahsettiniz az önce.
yani bir isim de vermeden elbette vermemeyi de tercih etmenizi elbette anlıyorum. Orada kapsamına ilişkinde zannederim siz bu haberi aldıktan sonra biraz daha derinleşmişsinizdir. Neler konuşuldu acaba aranızda başka? Şimdi siyaset kurumlarıyla çalışma çok yakında başlayacak. Bu gruplara grubu olan parti grupları işte grubu olan partilerle görüşmeye başlayacak. Daha sonra parti liderleriyle burada olgunlaşan genel mutabakatın sağlandığı bir metin üzerinde çalışma yapılıp daha sonra komisyonlara sevk edilecek, biliyorsunuz prosedür öyle. Hatta bir gün başka bir sohbette de şöyle bir şey dendi. Meclis bu tatili ara verebilir. Çünkü komisyonların çok yoğun çalışması gerekiyor. 29 Ekim'e kadar yetişecekse yasama faaliyetinin başladığı 1 Ekim'den itibaren yoğun bir tartışma süreci de geçecek. Komisyonların da uzun alabilir çalışması. Bu arada işte tatile girmeden önce metin oluşabilirse, partiler arasında bir mutabakat sağlanırsa, bu metin üzerinde 1 Ekim'den sonraki kısa sürede 29 Ekim'e kadar olacak, daha doğrusu kanunun yürürlüğe gireceği tarih olarak 29 Ekim seçildiği için o süreci biraz kısa tutup yasayı geçirecekler. Tabii bu da biliyorsunuz 5'te 3 ile toplam üye sayısının 5'te 3'ü ile böyle bir karar çıkabilir. Anayasanın 87. maddesi gereğince. Bu konuda hiçbir siyaset kurumunun buna itiraz edeceğini düşünmüyorum ben. Çünkü buna büyük bir ihtiyaç var. Özellikle 2. yüzyıla Cumhuriyet bir ortak değerler birikimidir. Yani bir birikimdir. Çok önemli bir rejimin adıdır Cumhuriyet. Evet, çok büyük sorunlarımız var. Geçmişten gelen sorunlarımız var, birikti. O halde bu birikimi demokratikleştirme sürecine dahil etmek için böyle bir toplumsal barışa ihtiyaç var. Partilerin bu konuda çok istekli olduğunu görüyorum ben. Aslında bu konudaki sorunları şöyle tarif edeyim. Bugün Galip Ensarioğlu'nun okumuşsunuzdur. Haberon'da bir röportajı var. Caner Taşpınar yapmış. Önce itiraz etti ama aslında Caner Taşpınar'ın açıklamalarıyla netleştirdi. Genel af kavramına itiraz etmiş. Hı hı. Çünkü tam olarak şöyle diyor. Tam olarak diyor ki bir af çalışması olduğunu söylüyor. Ama genel af kavramını kullanmıyor. 29 Ekim içinde olabilir diyor. Şimdi Müslüm Bey, soru sanki bu kadar hani Galip Ensarioğlu'nun genel af kavramına itiraz etmesinin nedeni şu. Ne zaman bu kavram ortaya atılsa bir takım itirazlar var ve haklı itirazlar da olanlar olabilir. Yani mesela tecavüze uğramış kadınların yakınları, öldürülmüş kadınların yakınları, insanların çocuk yakınları, istismarı, evet. Yani bütün çocuk istismarı, bütün bunlara bakıldığında haliyle mağdur olanlar da diyorlar ki ya bana karşı işlenmiş suçlar var, devlet nasıl bunu affedebilir diyor. Öte yandan ama başka bir şey daha var. Gerçekten siyasi nedenlerle, belki yanlış siyasi tercihlerle bir insan öldürmeden, kimseye belki kastetmeden, belki yanlış siyasi tercihlerle bir örgüte üye olmuş, bir örgüt faaliyetine katılmış insanlar da var. İşte Gezi davası gibi, işte bugün 28 Şubat davasında 80 yaşında askerler içeride. Böyle insanlar var içeride. Yani bakıldığında bir tarafta hani çözülmesi gereken bir sorun var cezaevlerinde. Zaten hali hazırda o kadar bu durum açık ki açık cezaevlerinde şu an izinde insanlar. Herkes gelse, hadi biz geldik cezaevine dese yer yok. Açık cezaevinin bu kadar kontenjanı yok. Yani fiilen böyle bir sorun da var. Ama öte yandan da gerçekten hani tecavüz etmiş, çocuk istismarı yapmış, insan öldürmüş. İşte mesela 15 Temmuz darbe girişiminde 251 tane insanı sokakta belki taramış kişiler de var. Sanki bunlara yönelik, yani bunlara yönelik bir ayrım yapılabilir mi? Ve herkes bu ayrım üzerinde bir mutabakat kurabilir mi? Sorunu yok mu sizce? Buradan kaynaklanmıyor mu aslında bu tartışma? Ben izninle bir ek yapabilir miyim Barış, senin söylediğine? Evet. Bilmiyorum, senden de belki. Yani genel af dediğimiz zaman işin bir bu vicdani kısmı, yani toplum vicdanını yaralamadan olması. Bir de genel afın içinde o siyasi isimler. Şimdi tekrar, çünkü özel af değil, geçmiş dönemde çıkarılanlardan farklı olması eğer beklenirse, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, evet, ve hatta Abdullah Öcalan mı
Bununla ilgili tartışmaları beraberinde getirmesi de var. İşin bir diğer kısmı. Evet. Dolayısıyla ikisini birlikte sormuş olalım Sayın Doğan. Evet, şimdi aslında bu genel af biliyorsunuz erkler ayrılığı prensibine de aykırı bir durumdur. Çünkü şimdi yasama, yürütme ve yargı. Yargı daha önce karar vermiş ama siz yasama diyorsunuz ki sizin aldığınız kararlar biz bir tarafa bırakıyoruz ve biz bir hüküm oluşturuyoruz. Nedir? Bir yasama faaliyeti olarak genel af çıkartıyoruz. Bu erkler ayrılığı ilkesine aykırı. Bilim adamları, işte hukukçular bunu çok tartışıyorlar. Makalelerde de geniş tartışma bulan bir konu. Ama şöyle bir durum var. Şimdi zaman zaman insanlar elbette ki hata işleyebiliyorlar. Özellikle şeyi düşünce suçlarını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü onlar tartışmasız genel af kapsamına alınmalıdır. Ama toplum vicdanını yaralayan elbette ki eylemler ve oluşmuş hükümler var bu eylemler sonucu. İşte insan kıyımına, toplu insan kıyımına neden olan, toplu katliamlara neden olan, işte çocuk istismarı, katliamlar yapan, çocuk istismarında bulunanlar, toplum vicdanını kanatan, inciten hususlar bunlar. Elbette ki şöyle bir şey, şimdi Barış Bey, bu yasama faaliyeti tartışılabilir ama bu yasama faaliyeti sınırlı olacaktır, sınırlar konacaktır. Sınırsız genel af diye bir şey yok, genel aftır adı ama bir sınır muhakkak ki olacaktır. Bu ifade ettiğiniz hususlardaki bir sınırlama bence doğal insan vicdanı ile ilgili bir şey, toplumsal vicdanla da ilgili, toplumsal ahlakla ilgili. Toplumsal siyasetle ilgili siyaset kurumları bu genel af konusunda yasamanın vereceği karar oluşturacağı metini hep birlikte oluşturacaklar. Muhakkak ki bunlar tartışılması gerekiyor. Ama bir gün siz sadece düşünce suçlusu olan Selahattin Demirtaş'ı içeride tutamazsınız. Kavala'yı tutamazsınız. İşte bir gün milletvekili seçilmiş Can'ı orada tutamazsınız. Birçok siyasetçi var. Sadece düşüncelerinden dolayı cezaevindeler. Şimdi toplumsal bir barışı inşa edecekseniz ya artık şöyle bir şey, devlet geçmişiyle yani devlet bir yerde mahsuplaşmanın yapıldığı yer değildir. Devlet kendisine karşı işlenen her türlü suçu yok sayabilir. Demokratikleşmenin adı da budur zaten, anlamı da budur. Eğer bu cumhuriyet demokratikleşecekse çok değer biçtiğimiz, bir birikim olarak ifade ettiğimiz cumhuriyetin ikinci yüzyılda sağlam bir zemine oturması için demokratikleşmesi gerekiyor. Bir kere düşünce suçlusu demek bu çağda kabul edilemeyecek bir husustur. Sonra doğal insan hakları talebinde bulunan insanlar cezaevinde bir gün. Yani ana dilde bir talepte bulunun, Kızılay'da bir eylem yapın, siz cezaevine atılırsınız, tutuklanırsınız. Yıllarca işte çeşitli ilişkiler kurulur sizin adınıza. Yanlış bir hukuk sistemi içerisinde, adaleti olmayan bir hukuk sistemi sizi cezaevinde tutar. On binlerce insan var böyle. Tutuklu sayısı buna işaret ediyor şu anda. Hüküm kurulmamış. Yani kısaca şunu ifade etmek isterim. Toplum vicdanını kanatmayan, vicdanı esas almalıyız. Toplumsal gelişmeye de katkıda bulunabilir bunlar, bu alınacak kararlar. Bunlar dışında tutularak adı genel af da olsa sınırlandırılması bence doğaldır, olması gereken bir husustur. Aslında Cumhuriyet'in her 25 yılda bir, ben bunu tekrarlıyorum sürekli, bir af şeyi var. İşte 74 affı diyoruz ama aslında 73 affı, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne gitti, daha sonra genişledi. Aslında Rahşan affı dediğimizde bir tür af Cumhuriyet'in 75. yılına denk geldi, uzadı, 99 oldu. Bugün de siz 100. yılda bir af diyorsunuz ve doğru anlıyoruz, bunun sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorsunuz adı genel ama... Aslında öncelikle fikir... Aslında hepsi öyle sınırlandırılmıştır. Evet. Değil mi? Evet, evet. Tüm aflar sınırlandırılmıştı. Evet. Genel af adı altında ama evet. Ve bunun üzerinde de bir mecliste bir toplumsal mutabakat oluşabileceğini düşünüyorsunuz. Çünkü aslında MHP de af diyor bakıldığında. Ama o kader suçları diyor ki, kader suçları genelde cezaevinde adli koğuşlara söylenir. Muhalefet siyasi suçlara, hani siyasi sayılan suçlara, bunun bir mutabakatı oluşabilir mi sizce mecliste? Kesinlikle oluşur hocam. Şimdi bakın, bizim demokrasi tarihimize baktığımızda ilk anayasamız 1876 anayasasıdır. Bu 1876 anayasasında bile af
padişahın önemli bir yetkisi olmasına rağmen bir orada bir sınırlandırma var. İşte daha sonra işte 1920 Anayasası, 21 Anayasası, 24 Anayasası, işte 60 Anayasası, 1900 işte askeri anayasa, 1982 Anayasası'nda hep konu edilmiş bir husus. Yani biz demokratikleşmeyi tamamlayamadığımız için, toplumsal gelişmeyi tamamlayamadığımız için sürekli bu aflarla karşı karşıya kalmak zorundayız. İşte her 10 yılda bir darbe üreten bir dinamik var bu ülkede. Bu darbe dinamiği yok edilmediği sürece eğer Cumhuriyet demokratik bir yapıya kavuşsaydı zaten darbe sistemi olmayacaktı. Darbe sistemi varsa demek ki toplumsal bir demokratikleşme anlamda toplumsal gelişmeyi tamamlayamıyoruz. Sistem demokratikleşemiyor. İşte bir gün gördüğünüz şey açık bir şey var. Yargı, yasama, yürütme, yargı gibi üç farklı ergin tek kişilik oligarşik bir sistemin eline geçtiğini düşünüyoruz. Tek kişilik bir kuvvet birliği, bir vektörel bir birlik oluşmuş, bir bileşke vektörü oluşmuş. Erkler ayrılığı ortadan kalkmış. Devlet denetleme denge sistemi ortadan kalkmış. Devlet denetlenemez hale gelmiş. İşte sivil toplum örgütleri bunu denetleyemiyor. Alt yatay örgütlenmelerde bu denge ve denetleme sistemi kurulamıyor. Olanakları daraltılmış. Siyasi partiler burada bir siyaset geliştirme anlamında söylüyorum. Kendilerini bu süreçten kurtarma anlamında siyaset kurumları böyle bir mutabakatı sağlayabilirler. Sağlama olanağı da var. Bakın bunu hep gerekçe olarak MHP gösteriliyor ama MHP'li arkadaşlarla da görüşüm. Benim meslektaşım da var. Harita mühendisi bir meslektaşım da vardı. Görüşüyorduk geçmişte. Hatta Sosyal Güvenlik Kurumu'na beraber çalıştığımız müfettiş olan ve birlikte milletvekili yaptığımız arkadaşlarla bu konular görüştüğümüzde birbirimizle